Avrupa Gecesi'nden merhabalar, mutlu akşamlar değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin tur akşamına hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe yaklaşık bir saat sonra UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'la Ülker Stadyumunda karşı karşıya gelecek ki ilk maçı 3-2 kaybetmişti Fenerbahçe ama en azından 3-0'dan geri dönüşü Fenerbahçe'nin turda momentumu da temsilcimize getirmişti. 11'lerde Kadıköy'de belli oldu hemen bir konuklarıma merhaba deyip 11 değerlendirmesi alacağım. Şenol Usta Merve ve Cem Pamiroğlu bizlerle birlikte hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, 11'leri ben e, hemen aktarayım izleyicilerimize. <laughs> Ekrana da yansıyacak zaten. Sonrasında da e, 11'ler üzerinden yorumları yaparız. Fenerbahçe'de kalede Livakovic başlıyor. Ferdi, Ciku, Beka ve Osay dörtlü savunmada. Fred ve İsmail savunmanın önünde. Tadic, Şimanski ve İrfan Can hücuma yakın olan üçlü. Edin Ceko'da en uç noktada yer alacak İsmail Kartal'ın ilk 11'i bu şekilde. Konuk Olympiakos'a bakalım bir de. Kalede Olympiakos'ta Zolakis oynuyor. Ortega, David Carmo, Entoy ve Rodinei savunmadaki dörtlü Chiquinho ile Heze savunmanın önünde oynayacaklar. İlk maçta olmayan Podens bu maçta ilk 11'de Jovetic ve Fortunis Podens'le birlikte hücuma yakın isimler. El Kabi'de Olympiakos'un bu akşamki gol kozu olacak. Mendilibar'ın 11'i bu şekilde. Ee, Şenol Hocam sizinle başlayalım. Şimdi <laughs> e, 11'i konuşmak gerekirse, 11'leri konuşmak gerekirse <laughs> Fenerbahçe'nin sezona müthiş bir giriş yaptığı bu e, 11 diyebiliriz. Yani Ciku, Bekao, Bekler'de Ferdi, e, Osay Samuel, İsmail Fred, Şimanski üçlüsü, zaten Tadiş Çeko, İrfan Can üçlüsü de hücum attığında Fenerbahçe'nin belki de bu sezon en fazla verim aldığı 11 sezonun kritik bir noktasında yarı finalin hemen eşiğinde yine sahada olacak. Yani şöyle başlamak daha güzel aslında. Fenerbahçe sağlığına kavuştu. <laughs> Çünkü sezon başından beri sağlıksız bir Fenerbahçe vardı. Çünkü bu oyuncuların birçoğu sakatlıkla uğraştı. bugünlere kadar geldiler. Yani çoğu maçta oynadılar, oynamadılar. İlk defa ideal 11 sezon başındaki oluştu. Yani yaklaşık 19 maçta 19 yapan bir takımdı evet. bu takım. Ondan sonra Bekao, Fred, Cuku falan bunlar hep sakatlanınca dökülmeye başladı. Takımın birçok mevkisinde bu olaylar olunca, bu sakatlıklar oluşunca takım da dökülmeye başladı ama ayakta durmaya ayakta durmayı da başardı. En azından şu anda demek dönüşünde bu kadro çıkıyorsa Fenerbahçe sağlığına kavuştu diyoruz. Çünkü oyuncular sağlığına kavuştu. Nihayet Fenerbahçe'de herkesin taraftarında bizlerin de beklediği 11 sahaya çıktı. Yani bu oyuncuların tekrar 11'e dönüşü acaba sağlıklı bir şekilde döndüler ama o sağlıklı dönemde oynadıkları futbolu tekrar oynayabilecekler mi? Bu akşam onu test edeceğiz biz. Şimdi baktığın zaman Ciku, Bekao, Ferdi Osterwald'ı savunmada muhteşem uyum sağlayan sezon başında. Breg 19'da 19 kazanmayı en iyi savunma yapan takımdı. Fred İsmail orta sahada Şimanski önlerinde. 19'da 19 yaptığı zaman bile Galatasaray'dan daha az gol yiyordu. Daha fazla gol atıyordu. Hem savunma güvenliğini ön plana çıkarıyordu bu. bu kadro, bu diziliş. Onun için Fenerbahçe Başarıyı orada yakalamıştı. Şimdi tekrar bu başarıyı bu oyuncular sağlığına kavuştu ama oyunun içerisinde bugün verecekleri performans tabii ki Fenerbahçe'nin bugün tur atlamasındaki en büyük etken olacaktır. Yani inşallah atlayacak. Ben öyle atlayacak gibi konuşuyorum çünkü. Öyle Temennimiz o. içimizden geçen o. Aklımızdan geçen o. Beklentimiz o. Şu kadro içerisinde iyi bir savunma anlayışını muhakkak bugün Fenerbahçe sahada göstermek zorunda. Çünkü Fenerbahçe'nin artık ön alandaki oyuncuları, orta sahadaki oyuncuları aynı zamanda kanat beklerinin katkısıyla gol atacak gücü iradeye sahip. O yeteneğe de sahip oldukları için ben sağlıklı bir 11 ile inşallah uzun bir zaman sonra başladılar. Maçın sonunda da inşallah bu sağlıklı 11 Maçı da sağlıklı bir şekilde bitirir. İnşallah hocam bu temennilere katılmamak elde değil. <laughs> Cem Hocam 11'i nasıl buldunuz? Şenol Hocanın da dediği gibi uzun bir aradan sonra sağlıklı bir Fenerbahçe var. İnşallah sahaya da tabii yansımasını temenni ediyoruz. Ee, Şenol Hocanın tabii dediklerinin hepsine katılıyorum. Katılmamak mümkün değil. Fenerbahçe'nin ideal 11'i bu şekilde ve başarılı olmuş. O zaman dediği gibi de yani başarılı olan 11'de. Ee, bu ideal 11 hep maçları kazanmış, maçları e, bu yara bu tarafa kadar getirmiş ve hepimizin de aklında bu 11 kazınmış zaten. E, bugün ben aslında e, evet iyi bir maç bekliyorum Fenerbahçe'den. Çünkü bu takımı hepimiz görmek istiyorduk sahada. E Fenerbahçe'nin e, Şükrü Saraçoğlu'nda oynayacağı maç bugün seyirciyle beraber bir araya gelip ortaya koyacağı performans, ortaya koyacağı sinerji bence en büyük etken, anahtar, şifre o olacak diye düşünüyorum. Seyirciye ben bugün bence bugün çok büyük bir iş düşüyor. Çünkü Fenerbahçe seyircisi sahadan aldığı enerjiyle daha çok motive olup takımına destek veren bir seyirci. Ama bugün tam tersini yapması lazım. Yani oyun ne olursa olsun, oyun gidişatı nasıl olursa olsun, seyircinin hiçbir kere maçtan kopmaması lazım. Hani biz nasıl diyoruz bazen futbolculara maça odaklanması lazım, maça konsantre olması lazım. Fenerbahçe'nin bugün ben yani maça gelirken çocuğunu bile getirmeyip sadece Fenerbahçe maçına odaklanması lazım ve Vallahi maçı yaşaması lazım. Çok güzel bir konuya değiniyorsun. Çünkü son dönemlerde burada ben de defalarca söyledim. Fenerbahçe seyircisi tiyatro seyreder gibi maç seyrediyordu. Evet. Yani bu konuyu açtığın için Sık. vallahi tebrik ediyorum. S şöyle e ben bugün açıkçası Fenerbahçe türbünde seyirci görmek istemiyorum. Taraftar tabii. görmek istiyorum. Yani, Takımı itmesi gerekiyor. Tabii taraftar. Yani e, dolu dolu, ağzımızdan işte konuştuğumuz o kelime taraftar, dop dolu bir şekilde Fenerbahçe takımının arkasında olacak. Yani belki e, zaman zaman elde olmayan sebeplerden dolayı bir gol yiyebilirsiniz, kaza gol yiyebilirsiniz. E, bir, bir şey ters gidebilir ama o bir şeyleri ters giden bir şeyleri bile siz çevireceksiniz. Onun için Fenerbahçe taraftarına, bugün Fenerbahçe seyircisine değil, bak altını yine çok çizerek söylüyorum. Seyirciye değil, Fenerbahçe taraftarına evet. sağdaki bir oyuncunun, Fenerbahçe camiasının, Fenerbahçe'nin turu geçmesi için bugün ihtiyaç var. Yani bugüne kadar hep Fenerbahçe standında çok maç seyrettik. Hı hı. E, hakikaten Fenerbahçe seyircisi Şükrü Saraçoğlu standında çok farklı, özel bir seyirci oluyordu. Yani yıllar evvel şampiyonluğa koşan Fenerbahçe'nin taraftarı çok farklı bir e, taraftar oluyordu ve Fenerbahçe'nin taraftarının e, şampiyonluktaki hissesi çok büyüktü. Ama bitti e, tabii uzun zamandır Fenerbahçe'nin şampiyonluktan kopuşu, işte çeşitli olaylarla karşılaşması seyirci veya biraz, biraz da taraftarı seyirci durumuna itti açıkçası. E, sahaya geldiğimiz zaman e, geçen en son maçta baktığımızda işte defansın merkezinde oynayan özellikle çağlarla eee baktığımız zaman sıkıntı vardı mesela. Eee Livakovic'in e, aslında hep Livakovic'i de konuşuyoruz ama Livakovic'in de şöyle bir e, serzenişi olabilir. E, i̇yi tamam da benim önümde doğruduruz ben iki maç üst üste bir tane stoper Olur. görmedim ki dese ne diyeceğiz mesela? Tabii yani.